Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba Mehmet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Tabii, sizi görünce daha iyi oluyorum. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta yine Trakya bölgesindeyiz. Tekirdağ'dayız, Malkara'dayız ve Balı'dayız. Yakup, ben tarım kanallarında çalıştığım günden bugüne kadar, doğrusu bu bölge insanının çiftçilik bakımından çok iyi olduğunu biliyordum. Ama hayvancılık bakımından doğrusu bu kadar geliştiğini düşünmemiştim. Daha önceki gezdiğim yerlerde üst seviye bir ahırlar ya da bilgi olduğunu gördüm. Bakalım bugün Balla'da da durum aynı mı? Doğrusu merak ediyorum. Bu ahır da bizi şaşırtacak mı Mehmet Bey? Doğrusu ne istersen Yakup, öyle geliyor. Yani bizden önce sanki şahane ahırla karşı karşıya kalacağımız gibi görünüyor. Çünkü nereye gitsek ortam güzel, arazi güzel. Ama daha önemlisi daha önceki bir kamera arkası yaptığımız görüşmede bölge insanının çok çalışkan olduğu söylenmişti. Sahiden de Trakya bölgesinin insanı hem arazide hem de ahırda çok çalışkan. Tabii onlar çalışkan olunca da hayvanlar daha üretken oluyor. O zaman kolay gelsin. Peki, teşekkür ediyorum. Oo, ekibe bak sen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet Bey, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Onur verdiniz. Teşekkür merhaba, ederiz. Şimdi, sizler nasılsınız? Merhaba. Ne var mı yok? İyilik, sağlık. Sizler nasılsınız? Kıta hazır yani öyle. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Kıtanın yarısı. 6 kişilik aile, 3 kişi buradayız. 3 kişi? 3 kişi fire verdi. Üniversitede, biri üniversitede, biri lisede. Annem de yaşlı, biraz rahatsızdı. Burada mı annen? Annem perşembe günkü çekimlere gelecek Malkara'da. Ha, hastaneden yeni çıktı. Mi gelecek? Evet, inşallah gelecek. Üniversiteden bölümü ne? PDR okuyor 3. sınıfta Sakarya. Abi şuraya bakar mısın ya? Herkes hasta mı? Herkes PDR mi okuyor bu ama ülkede ya? Para orada var diyor. Evet, para orada var. Demek ki psikolojik hastalık çok var. Aynen öyle, evet, evet, aynen. Evet. Nerede okuyor? Sakarya'da. Sakarya. Öteki? Öbürü de Edirne'de sosyal bilimler son sınıf üniversiteye bu yıl sınavlara girdi. İşte ilk sınava girdi. Bu artist ne yapıyor? Bu da Kepirtepe'de. Bu da sosyal bilimlerdeydi. Aha. Kepirtepe'ye aldık onu. Hmm. Yurt orada var diye 2. sınıf. Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi'ydi. Şimdi normal Anadolu Lisesi Sizden oldu. Geçti. Evet. Oho. Siz ülkenin bütün psikolojisini... Evet, biz düzelteceğiz. İnşallah, inşallah. Peki hayvanların şeyin ne olacak? Psikolojisi ne olacak? Hanım düzeltiyor onların psikolojisini. Yemi, samanı, otu bol veriyor. Abla sen pedere mi okudun abi? Yok, biz hiçbir şey okumadık ama öğreniyoruz. Peki isminiz neydi sizin? Hüseyin Ruç. Cengiz Han. Çiğdem Ruç. Çiğdem Ruç. Peki, belli ki neşeli bir aileye benziyorsunuz. Sizinle daha çok işimiz var, öyle anlaşılıyor. Evet, öyle öyle olduğumuz söyleniyor. Bilmiyoruz artık, öyle miyiz gerçekten? Söylemiyor, görünüyor yani. ortada amacı. Evet. Ama siz bu kadar, şöyle ortama bakıyorum. Seda Sızmaz haklı. Burada siz şahanesiniz. Ev şahane. Eminim ahır da şahanedir. Niye o zaman bu şahane arasında ahırım şahane aradın ki sen? Sizlerle tanışmak için en azından görelim. Vay yani vay herhangi vay. Hiçbir şey de olmasa desinler ki ya bu ahırım şahane. Trakya'ya da geliyor, Tekirdağ'a da geliyor. Bakıyoruz hep Bursa bölgelerinde falan. Ahır görsün biraz dedin. Evet, yani. Evet en azından. Evet. Malkara'da dedik bir ahır görsün. En azından ya bizim bölgeye de geliyor. İnsanlar inandırsın kendini, arasınlar. Aramıyor, birçoğuna söylüyorsun. Biz sürekli aradık düşürmek için. Ya zaten gelmezler diyor. Niye arayalım? Zaten biz gelmiyoruz ki, gönderiyorlar. Evet. Evet. Yani isteyen... Evet, isteyince nasip olunca geliyor. Nasip olunca aslında evet. Aslında haksız değiller çünkü bizi arayan her hafta arada 1000 kişi var. Evet. 4000 kişi yapar. Zaten telefondan düşürememişiz. 4 tane zaten bir ayda evet. Gidebiliyoruz. 1000'de bir yani çıkma olasılığı. Çok çok zayıf sayede. Evet. Bu sayeden sizin herhalde bu pederci olmanıza kaynaklanıyor. Evet. Şans. Bir de çok istediğin zaman bir şeyi yani inanmak da demek ki başarmanı yer. Çok istedin o zaman. Ben gerçekten hanım ben çok istedim. Arayalım defamını söylüyordum arayalım Hüseyin diye. Peki bu konuyu konuşalım o zaman. Şimdi hoş geldin de hepsini konuşmayalım çünkü yoruluyorum. Evet evet. Hadi gidelim ahara doğru bakalım ne var ne yok. Tamam. Evet sevgili seyirciler, bu güzel aileyle şimdi harika bir ortamda konuşacağız. Ortamları söylüyorum. Çünkü
çekimler esnasında nasıl olduğumuzu, neler çektiğimizi bilmenizi istiyorum. Trakya'daki çekimlerin ilk bölümlerinde inanılmaz zorlandık. Hava iyi gibi duruyor ama kariyer bizi feci hale çarpmıştı. Bu saat, akşam saatleri güneş tam karşıdan vuruyor. Çekim için en elverişli saat, ne sıcak ne soğuk. Tek sıcaklık ekibin gönlü. Bu aile Ruş ailesinin gönlü çok sıcak. Şimdi onları biraz daha yakından tanıyacağız. Sevgili Hüseyin Ruş, Cengiz Han Ruş ve Çiğdem Ruş. Doğru mu söyledin? Evet. Doğrudur. Peki, nereden başlayacağız? Şu andan başlayalım. İzin verir misin? Ne demek? Zaten söz ilk önce hanımlar. Bizim Trakya'da genelde... Sen teslim oldun yani. Bir evet, evet. İlk... ya, en çok onun hakkı olduğu için söz de onun olsun istiyorum ilk önce. İlk söz. Ama hala sen konuşuyorsun fakat olsun. Peki, Çiğdem Hanım. Nasılsınız? İyiyim ablasın. Siz nasılsınız? Bu hayvanlarda çok hakkın var dedi. Ne yapıyorsun sen bu hayvanlara? Ya ne gerekiyorsa onları yapıyoruz da. İkimiz eşit aynı anda yapıyoruz zaten. Ha, sen siyaseti, yani. Siyaseti biliyorsun ama söyleyeyim sana. Politik davranmayı hemen daha ilk gün öğrenmiş oldum. Siz bu evlenince mi hayvanlara sahip oldunuz, evet. Yoksa daha önce var mıydı? Yoktu. Evlenince aldık iki tane düve. Sonra yavaş yavaş ürediler. Şimdi kaç tane? Şimdi şu an buzaklarla beraber 27 tane. 27 tane? Evet. Oo. Ne kadar besi var? Dana mı? Besi dana. 3 tane var şu an. 3 tane var. Buraya evlenmeden geldiğinde Hüseyin Bey'in hayvan olduğunu biliyor muydun? Bir evi vardı, başka hiçbir şey yoktu. Ben geldim işte bunlara sahip oldu. Peki tam tersini soracağım. Adamın evine mi hasta oldun geldin buraya? Hayır, hiç. Ne bileyim, eskiden hiç öyle şey aklımızda bile yoktu. Evlendikten sonra her şey ortaya çıkıyor. Ne bileyim, evimin var, arabası, hiç öyle bir şey yoktu eskiden. Şimdiki... Adam olsun diyordun değil mi? Yok yani, öyleydi. Geldik, gördük, ne bileyim işte, mücadele ettik. Mücadeleye geleceğim ama ondan önce şeyi merak ediyorum. Hayvan olsaydı o zaman, 5 tane, 10 tane... Yok, hiç fark etmezdi. Kısmetmiş, ne bileyim. Şimdi rahat konuşuyorsun değil mi? Yok bunu... yani, hayır. O hiç alakası yok da yani. Peki, iki hayvan var demiştin değil mi? Yok, almıştık. Evlendikten sonra aldık onları. Eşimlerde vardı, bir tane tek inek vardı. Sayıyordun. Sonra biz kendimiz işte karar verdik. Altınlarımız vardı, onları verdik. 2 tane aldık, 10'du. Bir dakika. Sen altını verip hayvan mı aldın? Altınları vermiştik. Sen başına geleceğini biliyor musun yani? Yani kısmetmiş. Yani bunu sonra başladık yavaş yavaş. 2 taneden 4 tane oldu. 4 taneden 6 tane oldu. Sonra ahır yoktu. Ahır yaptık. Sonra samanlık yoktu. Bu danaların yer. Hep eskilikler vardı yani buralarda. Evlenmeden önce bir tane ineğimiz vardı Samut, kendimize kadar. Ama benim çocukluğumda manda, yani çocukken manda otlattım. Mandalarımız vardı, camış diyorsunuz. Onlar vardı, bizim köyde genelde o yaygındı. Ama evlendikten sonra işte hanımın altınlarıyla iki tane birer yaşında düve aldık, onlarla başladık. Ve bu görmüş olduğunuz her şey o iki hayvanla yaptık yani. İki hayvan ve iki elle denir ya, bütün işte evin içini, yani hayvancılıktan kazandığımızı hayvancılığa yatıramadık. Çünkü bir sürü evin ihtiyacı oluyor. Samanlık yapılmamış, ahır yapılmamış. Ahırın içinde bir sürü işte suluydu, şuydu buydu yapılmamış. Mecbur hep hayvana yatıramadık yani. Kademe kademe değil mi? Hepsi. Büyüye yaptık. 22 yıldır işte en son bunu yaptık şu an. 22 yıl ya. Evet. Abi burada bir yanlışlık var. Evet. Ben Hüseyin Bey'i kapıdan gördüm. Dedim ki olsa dedim buna. 32 yaşında dedim. Siz de olsa 27 yaşında olursunuz. Oo, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani bu kadar olur yani. İltifat bu kadar eşime olur. Eşime ama bana değil de eşime her kişi saçlarında falan beyaz yok. Hep soruyordular boyuyor musun falan diye aslında. Kendi doğal saçı. Yalnız sanıyorum. Biraz da hanımla ilgili ama hanım onu üzmüyor. Tam onu diyecektim işte. Bak ağzından ne falan diyor. Kim der değil mi? Beni 50 yaşında kim der? Yani. Ciddi misin? Evet. Ciddi. Vallahi söylemezdim yani. Yani kesinlikle hanım var ama. Evet, payı var değil mi? Muhtemelen hayvanların en ağır işlerini, hanım yapıyor. En stresli alanlarında sizi rahatlatan, tamam mı? Kafanızı bozuk olduğu zaman da pederlik yapan, herhalde Çiğdem Hanım'a. Yani arada oluyor tabii de. Yani doğru mu? Takmıyorum diyorsun yani. Evet. Bir de biraz da şey herhalde Mehmet Bey, yani fazla takmıyorum kafaya dünya şeyini.
Onunla da alakalı olabilir biraz görünüm. Akışına mı bıraktın? Evet, akışına. Yani öyle çok takmam yani kafaya dünya şeyini. Seçerek mi aldın şeyde bana? Evet, evet. 4-5 yıl bir arkadaşlıktan sonra evlendik. Başka bunun benzeri ufaktı. Benzeri var mı piyasada? Vallahi bilmiyorum, o zamanlar vardı ama şu anda var mı bilmiyorum. O zaman var mıydı? Vardı, o zamanlar vardı. Hangi köylü o? Balabancık, buradan yakın. Ha, yakın bir köylü. Evet. Kayınvalidem de Balabancıklı ama. Annem de oralıydı. Yani benim ikinci köyüm diyebilirim yani, evet. Balabancık. Anladım. Hanım da yakın köyden, Balabancık'tan, orada hayvancılık çok yaygındı benim yani evlendiğim yıllarda. Genelde kim hayvancılık yapmak istiyorsa o tarafa gidiyordu evlenmek için. Hayvancılık yapacaksan hayvancılık genelde yaygın olan köylerden evleneceksin. Rahat edeceksin yani. Hanım bakacak hayvanlara. Vallahi sanırım her eve lazım. Var mı sizin köyünüzde başka? Ya şimdikiler yapmıyorlar artık. Eskiden yapıyorlar mıydı? Ya her kişi yapmıyor ya. Yani içinden gelecek o seni zorla. Mesela benim ablam var, hiç sevmez böyle şeyleri. Hatta şimdi seni izlerken sana şimdi kahkahayla güldü. Evet, görümceler bir tablo. Yok yani, üzülür benim halime böyle işte, sen çok üzülmez değil, kızar sana. Kız, ben sana demedim mi? He, dedim, ben sana demedim mi, gitme köye der. Yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen şu anda burada, tabii içini bilemiyorum ama ya ortam ve evet. Ruh bakımından. Evet. Vallahi doğal, organik. Keşke herkes sizin gibi olsa. Ya evet. Kim bize misafir gelirse hiç kimse. Ay, sizin çok güzel bir düzeniniz var. Ne bileyim, çok her şey doğal, organik. Ne bileyim, her şey bol. Hep her gelen misafir, çok misafir gelir kayınvalidem olduğu için. Hı. Yani her gelen söylüyor bunu. Yani çok güzel burası sizin. Tam yaşanacak yer diyor. Cengiz Han. Şöyle yakın tut bir telefonu bakayım ağzını. Cengiz Han Ruç. Evet. Nasıl bir ailen var? Beğeniyor musun aileni? Seviyor musun? Tabii ki de. Hangi yönünü seviyorsun en çok? Sevecen, komik. Arkadaş. Arkadaş. Annenle arkadaş mısın, kavga mı ediyorsun? Ya sonuçta anne çocuk arasında hep oluyor arada bir anlaşamazlık. Ulan, da ama daha çok yok arkadaş. Bu da bir şey ya. Bu da biliyor ya. Güzel. Kim galip geliyor? Sen değil mi? Ya sonuçta en büyük olan kazanır. Bir de tek çocuk olduğu için kıyamıyorum ben ona. Ha, orada biraz sıkıntı var işte. Evet. Gurbette. Bir de özlüyorum çok. Bir de böyle erkek ya, hiç aramaz. Annesini sormaz. Kızlar gibi değil yani. Ben merak ederim çok. Soğukkanlı biraz değil mi? Yani bir önemli sıkıntı olduğunda arar. Anne şöyle böyle oldu diye. O da beni arar. Daha ne izliyorsun? Parası bittiğinde arıyor Mehmet Bey. Parası bittiğinde arıyor. Arıyor değil mi? Tabii evet. Yani canlı olduğunu falan duyuyorsunuz değil mi? Ya bir sorun yok yani. Evet. Vallahi sahiden. Sen hayvanları seviyor musun? Ya hayvanları sevmesine severim de çok diğer herkes kadar şey yapmam yani. Uğraşmasın değil mi böyle? Peşinde evet. Gitmesin. Hayvancılığı sevmiyor. Hayvanları seviyor. Ha, mesleği sevmiyorsun yani. Ya hayvanları sevmek konusunda severim yani hayvanları. Normal iş keyifli gelirse de yaparım. Ama çok çileli olan işi gördüğüm için canı istemiyor insanın haliyle. Cengiz Han biraz şey yapmıyor, nazlı yani. Daha doğrusu hayvanları seviyor da hayvancılığı sevmiyor. Yapmak istemiyor. Çünkü görüyor çocuk, bir şeyler görüyor yani. Babasını sürekli bu halde görüyor çocuk. Ya, kim ister şimdi? Ya ben de iyi bir örnek olamıyoruz. Yani şimdi hayvancılık yapan kişinin sosyal yaşantısı olmuyor. Bu bir gerçek. Yani böyle sitem edip de ya hayvancılık para kazandırmıyor işte şu bu değil yani. Allah bin bereket versin. Ben her sabah kalkarım, sabah namazını kıldıktan sonra şükrederek işe başlarım. Yani benim prensibim bu. Biz güneşi üzerimize doğdurmayız. Yani babamızdan böyle gördük. Peki sen ne olmak istiyorsun? Bölümleri tutarsa ama aklımda yani mimarlık, mühendislik. Ya şu anda mühendislik, mimarlık herkesin gözdesi. Ama artık nereyi tutarsa, Allah nereyi nasip ederse. Ha, öğretmeni de öyle demiş zaten Cengiz Han. Senden iyi veteriner ne olur demiş. Olmaz öğretmenim, ben o kadar düşmedim dermiş. Daha yükseklerde yani. Öğretmen de şok olmuş. Herkes gibi sen de mutlaka bir mühendis olayım diyorsun yani. Evet. Aramızda bir sürü mühendis var. Sen de olursun yani, yakışıklısın. Annen psikoloji biliyor. Sen de yönlendirir yani, sorun olmaz değil mi? Bak, olur. Sana sıra gelmedi, gördün değil mi? Bir sözü verdin abi. Evet, hep gitti. Hep gitti. Abi.
Vallahi gitti ya. Şey takdir getiriyor sürekli yani başarılı bir öğrenci hedeflerine. Ulaşır diyorsun. Evet yani. Evet. Yani hedef belirlerse olmayacak diye bir şey yok. İnanıyorum. Ama şimdi, inanıyorum yani. Ama şimdi Çiğdem Hanım eğer bu çocuk giderse buradan herhalde senin başın etini yer. Sen çünkü onda bebek alacaksın herhalde çocuğa... Ama baba diyor bırakmam ben sizi diyor. Ben nereye gidersem diyor siz de... Götürür ama siz oraya gidemezsiniz ki. Aynen. Siz oraya hayvan götüremezsiniz çünkü. Aynen, evet. Tosunlar öyle gitmezler yani. Neyse onlar yarınki iş öyle gidip şimdi hemen moralimizi bozmayalım. Peki siz hayvancılıkla alakalı ne yapıyorsunuz? Ne zamandan beri yaptığınız bu işi niye yapıyorsunuz? Ortamınız iyi mi? Para kazanabiliyor musunuz? Mutlu musunuz? Şu son 4-5 yıldan beri Allah'a çok şükür kazanıyoruz. Yani kazanmıyoruz dersek yalan atmış oluruz yani. Ama hayvan sayısı yani köyde hayvancılık yapacak birinin en az 10 tane ineği olması lazım. Sağlar. Yani, sağlar 10 tane ineği olması lazım. Şimdi bazısı diyor kazanamıyorum şöyle böyle ama yani bir tane iki tane inekle kazanılmaz. Yani seni oraya bağladığına değmez. Yani iki tane inek için uğraşılmaz köyde, diyorsun uğraşılmaz ya. Yani. Olur mu? İneğin bir tanesi ayda 100 lira getirse iki inek 200 lirayla ne olur? Ama 10 tane şey yapıyorsan 1000 lira gibi bir para koyabilirsin kenara. Ya azıcık da bilinçli yani bu programları falan izleyip kendini biraz geliştirebiliyorsan elindeki hayvanın da iyiyse kazanırsın yani. Çünkü kazanılmayacak diye bir şey yok. Trakya bölgesindeki hayvancının iyi olduğunu gördüm. Şimdi de görüyorum. Evet. Peki buna rağmen siz tarım kanallarından, televizyonlarından, uzmanlardan, işte bizim programlardan bir şey öğrenip uygulayabiliyor musunuz? Uyguluyor musunuz? Var mı öyle bir öğrendiğiniz evet. bir şey? Genelde bu programlardan, devamlı bir tarım programlarından. Bir ilaç almıştık mesela yine doğumdan önce ve sonra vermiştik ya. Neydi ismini bilmiyorum. İsim vermeden konuşalım ilacın tamam, çünkü. Evet evet. Ama yani bir şey izleyip oradan devamlı. Oradan izleyip. Yani şimdi bütün programlarda önce verdik, sonra tekrar mutlaka verdik. İzlerim. Yani uzman görüşlerini çok iyi dinlerim. O konuda çok beni aydınlattılar yani. Arım sana en çok neyi beğenmişsiniz? Ya bu programda cazip gelen en alt tabakaya da birileri dokunuyor. Birileri gidiyor bir şeyler yapabiliyor. Yani şimdi ben çok aciz durumda değilim yani onun için söylemiyorum ama gerçekten de şu hayvancılığı yapan çok aciz insanlar var. Yani benim köyümde de var birkaç tane hayvanla geçinmeye çalışıyor. Yani birilerinin onlara şey yapması lazım, bir dokunması lazım, bir gönlünü en azından insanların içinde bir şey oluyor. Ya gelir mi acaba? İşte belki gelir. Gelirse ne yaparım? Yani onunla ilgili bir şey oluyor yani insanlarda. O yüzden yani böyle bir program daha fazla kırsal kesimde yaşayan, hayvancılıkla uğraşanların daha çok ilgisini çekti. Şimdi bakıyorum diğer kanallardan daha fazla izlenir hale geldi. Yani kahvede bile açılmıyordu pek. O kahvede bile başlandı izlenmeye. Çünkü gidiliyor, bir şeyler yapılıyor, onlar da görüyor değişimi. Yani onunla ilgili olduğu için gerçekten de yani bütün yapımcısı, başta Çiftçi TV olmak üzere şeyler... İyi bir iş yapmışlar yani. O zaman biz burada çok bir şey yapmayacağız. O zaman görüştük, muhabbete evet, gidelim evet. yani. Bizim sizin bir katkımız olamaz çünkü siz zaten bunu A kalite yapıyorsunuz değil mi? Ya A kalite denilemez de B diyelim. B kalite olsun bizimkisi. Evet, aynen. Ağrım Şahane'yi kim aradı? Ağrım Şahane'yi kızım buradaydı, en büyük kızım. O biz ama telefonla sürekli aradık, biz telefonla düşüremedik. Hanım çok ısrarcıydı. Hep aradık, bir türlü düşüremedik. Salı çarşamba galiba. Ben uzun zamandan beri ProYem kullanıyorum. Bayi'ye de uğruyorum. Mustafa Bey'le görüştük orada. Dedim ya sürekli telefonları arıyoruz bir türlü düşüremiyorum dedim. Ağırmış hani bir yeni bir yer yaptım bir türlü tamamlayamadım dedim. Abi dedi Facebook'tan var mı? Dedim var kullanıyorum amatör de olsa. Oradan başvurursam biraz daha çabuklaşır iş dedi. Öylelikle biri başvurduk zaten... Akabinde hemen çok kısa bir süre sonra, bir hafta gibi falan, siz aradınız. Aradınız değil, geldiniz yani. Sürpriz yaptınız, geldiniz. Öyle oldu yani. Niye ısrar ettin bu kadar abla sen? Ya bilmiyorum, Melek Hanım'la tanışmak istedim. Gelsin görsün. İnanmıyorum. Evet. Bir de bunu benim yanımda söylüyorsun yani. Gerçi ama o bayan. Bilmiyorum. Çok cana yakın geldi bana.
Gelsin yani. Sana çok benziyor. Ya bir de gelirken de böyle bir arkadaşım geldi. Şurada tam çamur temizliyorum. Arkadaşım geliyor sandım. Ay saçını falan da açmış diyorum. Seslenecektim hatta merhaba deyince. Aa bu Melek Hanım olduğunu da inanmadım. Çok farklı göründü bana. Çat kapı gelince hiç evet. haber vermeden şey yapmadan. Evet. Tabii evet. hiç haberimiz yok. Evet, onu hiç diyorum iyi ki diyorum arada. Tartışmıyorduk diyorum hanıma. Genelde evet. olur. Yani. Ayrı ayrı ben yerlerdeydiniz. Ben eşime sesleneceğim. Korkuyorum seslenmeye. Bak güzel yavaş yavaş yazıyor. Şey geliyor diyeceğim. Yani inanamadı insan. İnanamıyor bir an. Sonra hemen siz gittikten sonra hemen kızları aradım. Melike'yi Nesli'ye. Anne inanmıyorum kızlar. Cengiz'in sonradan aradım. Akşamında o bana döndü. Onun haberi yoktu. Ağırmış haneden arıyorum anne diyor. Beni dalga geçiyor yani benimle. Sonra pazartesi günü ararım siz dediniz. Eşime o gün her gün Hüseyin aradı ama hayır aramadı. Ay unuttu gelmeyecekler defalarca. Hüseyin'e öyle. Bir hafta falan işte perşembe günü ne aradınız siz? Yani her gün soruyordum düzenli olarak 10 kere falan. aradım en sonunda aradı diyor. İşte yani kısmetmiş. O da ama anlamış dışarıda birine konuştum benim. Beyefendi fotoğraf çeke çeke geliyor bir de yani. Evet. Şey yapma şansımız da yok. Yani ben istihbaratçıyım he. Evet çok güzeldi tanışmamız evet. çok güzel oldu yani. Ne bileyim bir saat falan şey yapmıştır. Ben hem çalışıyorum hem anlatıyoruz. Ama tam hayvan saatiydi bu saatler evet. falan işte. Çok cana yakın olduğu için kendisi. Vay be Melek Hanım. Yani Melek Hanım bu programında yoktu ilk başta galiba. Sonradan Melek Hanım bunu bana boşlusun ama galiba evet. benim yerim herhalde gidiyor gibi geliyor. Ben anladım abi. Ben çünkü kimi bir programı alıp öne koymuşsam sonra o büyüyüp gidiyor. Ben size başlayıp inşallah. Ama ben sizi de izliyordum orada dağlarda falan. Allah yardımcınız olsun. Mücadele ediyordunuz. Çok acıdın mı bana? Ya görüntü yok ki. Ses var. Nasıl ses var? Sadece sesiniz geliyor. Nefes nefese. İnleme sesi. Yorgun ses. Nefes nefese. Yani o zaman kamerası artık onun iniltisi miydi? Sizin miydi ben de bilmiyorum. Belki de. Belki de sizin değildi bilmiyorum. Çok iyi. Ya diyoruz nereye gidiyor bunlar? Gidiyor bir yere ama. Neredeydi bu? Torul'daydı işte. Yine Torul'daydı. Ha Gümüşhane Torul'daki. Gümüşhane Torul'daydı. Ha Göç'ten bahsediyorsunuz. Yani göçte. Evet. Keçi göçünden. Keçi göçünden. Keçi koyunlarla gidiyordunuz. Keçi evet göçünler. O keçilerin sesleri falan vardı sizin yok. Görüntü yok yani. Niye yok biliyor musun? Sonra... Çünkü iki tane kameramanla oraya gittim. Biri Feyyaz, biri Yakup. Yakup şu anda burada. Evet. Dedim ki onlara kamerayı dedim elinize alın ama ufak kamera aldım. Başka bir şey almayın dedim. Evet. Tripodları, kamera ayakları var ya işte büyük. Eşek kadar var. Onları almayın dedim. Sizi öldürür dedim. Tamam dediler ama buna tabii yine de sana çanta aldılar. Şimdi tabii kamera dersin mikrofonu var, aküsü var, bir sürü evet. şey var. Bir de yol uzak ya, dağdan gittiğimiz için aynı anda yemek yemiyoruz. Hepinin sırtında bir de yemek var. Evet. Azıcık çünkü evet. uzak evet. yer. Evet. Bir yere gelmek ölüm. Evet. Dağdan dağa gidiyoruz. Ben de ne yaptım? Hani güya kendim eski çoban olarak dedim ki lan ben biraz daha hani evet. gençim. Evet. Aldım elime kamerayı, ben gideyim dedim. Gittim, birkaç saat gittim, rahat gittim ama. Ondan sonra kişiler benden çok daha hızlı gidiyor, yetişemiyorum. Elimizde kamera var. Ne yapayım? Sesi de açık. Hani doğal ortam vereceğim. Çoban yok mu? Çoban var. Çoban ben, var ama. Çoban da. Çoban da var. Onlar rahatlar. Onlar çok en iyi onlar rahatlar ama ben hem keseye yetişemiyorum. Hem de program çıkarmam lazım benim evet. orada. Evet. Çekim yapmanız gerekiyor. Yapmam gerekiyor. Konuşmam da gerekiyor. Evet. Görüyorsunuz işte. Hem konuşuyorum hem yapıyorum. Bir de zaten dağa gitmişiz dağda. Gece evet. kurtların, köpeklerin uyuyamamışız. Rakım yüksek. Bir de son gece ne oldu? Zaten adamlar nerede yatıyorlar? Tahtanın üstünde yatıyorlar. Ay. Şu kadar, 4 parmağım kadar bir çayı var altta. Biz sabah alışmışız böyle rahatlat yataklara. Tamam mı? Şehir çocuğu olarak. Daha bir gittim. Buz gibi. Üzerimizde, şimdi herkesin adam bizi bilmiyor geleceğimizi. Evet. Gelse bile dağın başında bize battaniye yok ama gelecek. Zaten yok orada. Ama sağ olsunlar kendileri bir battaniye yattılar. Bizi, bana 2 battaniye verdiler. Üzerimde paltoyla yattım. Katlık sabahleyin her tarafım buruşmuş, buz tutmuşum. Kendime gelinceye kadar saat 10 oldu. Güneş ancak o zaman geldi çünkü evet, dağlara. Evet. Sonra yürüdüm. Tabii zaten her zaman yürümediğim için de nefes evet, nefese kaldım. Evet. Siz onu gördünüz sadece. Evet, evet.
Niye peki beni göremediniz? Çünkü kameramanlar pert oldular. Tamam işte. Bana yetişemedi. Hem programı yapıyorsunuz hem kameramlık. Biz anladık zaten öyle olduğunu ama yanında bir kişi olduğunu anlamadık. Zaten yoktu çünkü. Kameranın arkası çekilmiyor. İşte. Hayır gelemiyor. Mesela Feyyaz ilk batıda nakavt oldu. Evet. Biraz Yakup geldi. Aslında o daha genç ama. Yok bu değil. Bu değil mi? Bu değil. Bu Yakup. Feyyaz da yedik arkadaş. Camı çıkacak yine bak. Arkadaşlar bu Yakup'un görüntüsünü almanız lazım bu vesile bak. Böyle kaçırmamanız lazım yani Kenan. Peki çok teşekkür ediyorum ya. Sahiden çok hoş oldu. Evet. Şimdi bence buraya biz bir şey vermeyelim ha. Çiğdem abla. Aa, ya sen bir şey ihtiyacın yok. O kadar böyle temizledik ortamı yani çok ayıp olur. Bir şey söyleyeyim mi? Dört gün mücadele ettim Mehmet Bey yani gerçekten. Çiğdem Hanım eğer bu işi doğal bıraksan. Bıraksaydın daha çok şansın vardı. Böyle eğer çamur olsaydı ama var ya. Tamam da kesin daha çok şansın. Sizi var ya Melek Hanım böyle fırçayı alıyor su olman mücadele ediyor. Gerçekten ona çok üzülüyordum. O yüzden çünkü sizi su varken falan görmedim. Yok ben yapmıyorum yok, abi. Yok yapmıyorsunuz. O yüzden ben sadece programı sırf Melek Hanım'a yardımcı olmak için yani. Ama İsmet Hocam da yardım etti şeyde Çin'de. Evet, baktım bak. O da kürekle mürekle bir şeyler dolduruyordu. Aynen öyle. Böyle evet, bokları falan kazıyorlar. Herkes abi. Evet. Aha. Aa, yani ben ekip seni tam görmedim. Çalıştı. Siz yoktunuz. Ekip tam çalıştı orada. Yok. O zaman bizim burada şarkımıza gerek yok değil mi? Sadece eşyadan tanıyacağız bunu. Ya sizin için en kolay olanı hazırlamaya çalıştık. Aynen. Gerçek size yardımcı olmak için hani geleceksiniz ya. Bir de söylemediğimiz insan kalmadı yani. Bir de şimdi gelecekler tek bir şey yok ortada. Ayıp olur. Ama şaka bir tarafa. Ben böyle şeye bir girdim. Ahırı temizlemişsiniz. Evet. Oradan temizlemiş. Evet. Ne Mele'ye ihtiyaç var ne bana ihtiyaç var. Sadece ama malzeme. Programa ihtiyaç var. Evet. Yani bakın gerçekten görsünler bir de. Yani bu programa gerçekten Tekirdağ'da ihtiyaç vardı. Yani yok hiç bizi görün böyle diyor, bir çekim. Evet evet. Bizi görün. Evet bizi, evet. Buraları çekim. Da görsün yani. Arkadaşlarım inanmadı gerçekten. Ya bizi akşam söylüyorum bize gelecekler. Aa nasıl başvurdunuz? Nereden geldiler? Nasıl? Gelmezler. Yalan söylüyorlar. Yok sizi nasıl seçtiler falan. Öyle diyorlar yani. Komşular vardı arkadaşlarım falan aradı ama bugün gelmeyecekler herhalde dedim. Ondan sonra şurada aşağıda Dilber yengeler falan var. Almanya'dan geldiler. Biz de çıkmak istiyoruz falan diyorlar. Acaba bize ahır yaparlar mı? İnek verirler mi? Yok öyle vermiyorlar. Sadece yapıyorlar diyorum. Soruyorlar, merak ediyorlar. Var arkadaşım söyledin canım. Biz seçmedik. Siz seçtiniz. Evet, evet. Evet, evet, evet. Onu söylüyorum evet, yani. Evet. Bir şey olmaz. Evet, oldurulur. Evet. Bana çoğu zaman diyorlar ki, ya Mehmet abi bizim köye gelmiyorsun ki. Hı. Dedim aradın mı? İstedin mi? Başvurdun mu? Ha bir de şöyle diyorlar. Çok gülüyorum ama onlara. Diyorlar ki ben geleyim sizin köye diyorum. Tamam diyor muhtara söyleyeyim sen ararsın diyor. Hemen. Neden? Ya muhtar niye arayacak? Muhtar İşte sorunu o zaten. Sorumluluğu ona atıyor. Para mara isteyen diye de korkuyor. Diyor ki zaten ben size söyleyeyim. Belediye başkanı benim diyor amcam ne oldu diyor. Hemen seni arattırırım diyor. Olur mu öyle şey canım? Görüşürüz diyor. Olur mu öyle? Peki sahiden ne bekliyorsun? Efendim? Ne bekliyorsun? Gerçekten. İşte. Hiçbir şey yapmadan mı gidelim yani? Hayır yapın dedim ya. Burayı, buralara işte yemlik falan yapın, bölge yapın. Bir de ağırın altına tabanlık istiyorum. Ya bu böyle tabanlık uygulaması var mı? Hiç yok. Hiç yok. Hiç. Nasıl olur ya bu kadar harika bir... Bak işte inanın de... çiftlikler hariç Malkara'da olduğunu zannetmiyorum. Ben zaten sizin televizyonunuzda mesela izlediğim Sarnış'a için... Mesela Sarnış'a gitmişsiniz. Melek Hanım var mıydı yoksa... Sarnış'ta? Taban uygulaması Sarnış'ta var mıydı? Malkara'nın en yani hayvancılıkta ileri köyü diyeyim yani hayvancılık olarak en fazla o köydür. Sarnış'tır. Orada bile daha yok yani yaygın değil. Ya bilmiyorum bu tabanlık herhalde göre görenek mi? Biraz da maliyetler yüksek. Yani. Aslında her şeyin... Her yıl bir tane yok, koysan. Her şeyin maliyeti kendine göre değişir. Evet. Şimdi... Altın kıymeti bilen insanlar, daha doğrusu altın alırken insanlar bu maliyete aa altın çok azmış diye kızına, gelinine, oğluna, memleğe almıyorlar mı? Alınmıyor mu? Alınıyor. Eğer biz o hayvanın altına altlığın anlamlı olduğunu, evet, işe yaradığını, gerçekten hayvan refahına katla bulunduğunu ve süt, et bir tane atadığını düşünürsek biz o payı oraya yatırırız. Evet. Yoksa yatırmayız ama şimdiye kadar kimse hayvanın kaymasına, çatı arasına açılmasına falan... Ya bende de oluyor deyip geçti. Bizim bu geçtik sene çok yani. Oldu ama Mehmet Bey yani. Çok mu oldu? Evet. Bir tane bu beton bir tane Kamuran şey vardı, bir tane Kader vardı. Kaç tane isimlerini unuttum. Sibel vardı bir tane de. Vah vah vah. Evet. Şeyle alakalı herhalde.
aşağı yukarı 14-15 yıl oldu. Ama böyle gülmek olmaz. Gün geçtikçe düzleşiyor. Yani o ilk şeyi yok. Evet, zemin işte. Onunla alakalı herhalde biraz da. İşte ben de... Melek Hanım, ben programı bırakıyorum. Çünkü bütün oklar sana çevrildi ve reyting sende olduğu için ben abi kıskandım. Programı burada bitireceğim. Birazdan şu ahırlara bir gidelim de gezelim. Bakalım ablam evet. Ne istiyor başka? Gerçi bir şey istemiyor. Bir atlık istiyor. Ben atlık istiyorum. Bir de burasını istiyorum. Fazla bir şey yok. Yem de getiririm cazım. Vaa, sen işi yavaş yavaş atladın ama abla, biliyor musun yani? Ay tamam. Tamam, siz, sana bir siz nasıl isterseniz. Sana bir çuval yiyeyim hadi. Aa ben... yok abi, siz, nasıl, siz nasıl isterseniz hangi, size bırakıyorum. Bir dakika, nasıl bir yem istiyorsun? İçeriği ne olsun? Süt yemi ya biz de devamlı onu kullanıyoruz. Buzak yemi olabilir. Değil mi Hüseyin? Buzak yemi. Kuru yemi kullanıyor zaten biz. Ya biz buzağa başlangıç yemeği şey yapamadık. 6 tane içeride ufak şey var. Buzağımız var. Zaten amaç onları buraya çıkarabilmekti. Evet. Orada nefes alınmıyor temizlerken altlarını. Çok yani yersizlikten dolayı. Burada tabii mı? İçeride. İçeride. Şurada mıydı? Evet. Oradalar. Ha, ha, sağ tarafta. Siz hayır, sağ tarafta göremedim. Ha, ben görmedim onu. He, oradalar şu an. Peki. Hadi hep beraber görelim de tamam. Sonra konuşalım, olmaz mı? Tamam. Öyle yapalım. Sevgili seyirciler, tamam. Şimdi maraton başlıyor. Evet. Bakalım bu çiğdem hanımı biz nasıl ikna edip nasıl buradan en az maliyette kaçacağız? İnan bilmiyorum. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, şimdi de bu neşeli ailenin hayvansız ahırına geldik. Daha doğrusu hayvanlar dışarıda. Burası şimdi boş. Boş ama Serdar Bey buraya görünce konuşmak istedi. Hem burada boş kısım var ama arkada da yaklaşık 6 tane de buzağımız var. Şu anda su arıyorlar ama su tabii yok. Sulayan eller bizim yanımızda. Onlar biraz daha beklemek zorunda. Bugün bir çekim arası verdik hayvanlar. Onlar bizi bekleyecekler. Serdar Bey, ahırı beğendin mi? Ahırı çok beğendim. Keşke benim de böyle bir ahırım olsa dedim. Ondan sonra dedim ki bir önceki programda Melek Hanım'ın günahını almışız. Kadıncağız dedim, bir de yanlışlıkla suçlamışız. Acaba dedim, demişiz burada bir torpil mi var? Burada da bir torpil var demek. Veya Trakya'nın tamamı torpilli. Heh, bu cümle daha doğru. Trakyalılar torpillerini kendi üretiyor. Üretiyor. Çok doğru. Aynen öyle. Peki niye? Sizin bana yolda gelirken anlattığınız bir şey vardı. Mahsuru var mı? Aktarayım. Valla bir sürü şey anlattım sana ama inşallah... Melekler rızkı sabah gün doğmadan yarım saat önce dağıtmaya başlar. Gün doğduktan yarım saat sonrasına kadar dağıtırlarmış diye. Demek ki Trakyalı o nasiplerin en fazlasını alıyor. İşe erken başlıyor, işlerini seviyor. Kapıları, pencereleri açık diyorsun yani. Evet, aynen öyle. Ben bunu gördüm. Trakya'da aile işletmelerini gezmekten çok büyük mutluluk duydum. Çok şeyler öğrendim Trakya'dan. Ve bu güzellikleri gördükçe de ülke hayvancılığı anlamında heveslendim, motive oldum. Şöyle mi yapalım? Buraya insanlar gelemiyorlar. Biz burayı onlara göstermiş olduk. Evet. Bir aslında küçük bir örnek yapmış evet, olduk. Aynen öyle. Türkiye'nin aslında bir rol model ahırları mı veya doğru, işletmesi mi gündeme geldi doğru, sizce? Doğru, aynen öyle. Bizim 3 günde, 4 günde sınırlı bütçeyle ahırlar için yapmaya çalıştıklarımızı aileler burada kendileri yapmışlar. Aslında isteyince yapılabiliyor demek ki. Ben burada bunu da gördüm. Ama buna rağmen Çiğdem Hanım hala diyor ki, demin buraya beni bir getirdi. Burada hiçbir şey yok. Burası dümdüz harika bir yer diye düşünmüşken. Ne oldu buraya? Sen burayı beğenmedin ama. Tabanlık. Tabanlıkları yok işte o yüzden. Bunu şey için mi istiyorsun böyle? Hani... Hayvanlar kaymasın diye işte doğumdan sonra veya doğurmadan önce kalkmaya çalışıyorlar. İşte o arada kışın yani çok da çoğu. Kayıyorlar, açılıyor sonra bir anda kendi gelemiyorlar işte. Gitti. Kestiriyoruz ya. Bir inek demek çok zarar bizim için. Bu sene çok zarar ettik mesela. 3 tane inek öldü, 3 tane boş çıktı. Yani zaten buradan, buradan oldu evet. Evet. Ya bu enteresan bir şey. Bu kadar da önemli. Yani ne kadar evet, bizim için de çok sen önemli. Sen dönem dönem ya yeter artık veya seyirci diyor ki kardeşim her gittiğinde de altık deyip duruyorsunuz diyor ama ben şu ana kadar dikkat ettim. En çok zayiat buradan var. Yanlış mı? Demek ki en büyük önem de atlıkta, hayvan konforunda, hayvan refahında. Bir de para refahı var işin içinde ya. Sen, evet. Sen abi. İsmet hocamın da her zaman vurguladığı özellikle en önemli altlık ve suluk olmazsa olmaz bir hayvancılık için. Yani modern bir işletme için, modern olmasa da aile işletmesi için bence olmazlardan, yani olmazsa olmazlardan biri. Şimdi ama dikkat edecektiğim bir şey var.
en modern tırnak içerisinde yani böyle işletmenin en iyi bölge olduğunu sen söylemiştin az önce. Evet. Ama gezdiğimiz ve az önce Hüseyin Bey söyledi, bu bölgede altlı olan çok büyük işletmeleri hariç altlı olan çiftlik yok, yok dedin yok, değil mi yok, sen? Doğru. Yok. Ağır yok. Yani doğru. Bu çiftlikte bile yok yani bizim şeydeki çiftlikte bile yok. Yoksa bunu biz mi çok abartıyoruz ne Serdar Bey? Bence biz abartmıyoruz. Ama bugüne kadar unutulmuş, gözden kaçırılmış bir şeyi bence öğretiyoruz, bilinçlendiriyoruz. Dikkat çekiyoruz. Belki bu programı izleyinceye kadar böyle bir yataklık olduğunu bilmiyordunuz. Ben de bilmiyordum. Yani çok yakın, evet, yani bir iki yıldan beri çok gündeme geldi. Yani 1-2 yıldan beri bu çok yaygınlaştı. Evet. Daha önce ya o ne ki diyorduk yani. Aynen. Hadi be oradan. Evet. Ne yani? Beton var ya zaten. Ne gereği var? Hayvan kavuca mı basarmış? Aynen. Evet. Kendimin bile yok be. Kendimin bile yok. Aynen öyle. Ha? Öyle ama hayvan için tabii işte kalkamadığı zaman bence. Yani çok sizin önemli. Programda izlediklerimden ben de gördüm. Ben de gerçekte yataklık hiç görmedim daha. Yani, değil mi? Evet şu an mesela bir yerde hiç görmedim. İlk defa göreceğim portumuzu. Kimse görmedi. Kimse de yok yani. Aslında şimdi çaktırmada ne yapıyor biliyor musun? Çok iyi pazarlama yapıyor var ya müthiş. Hayır. Şu anda bunu görmedim. Dedi. Demek istiyor ki. Ya görelim. Görelim. Bana gelsinler görsünler. Aynen arkadaşlarım böyle, görsün. Ya var ya çok böyle kılan yağ çıkabilsin gibi istiyor var ya tebrik ederim valla. Ha. Ama Mehmet Bey gerçekten de şimdi İhtiyaç 14 başlık bir işletme yani 14 başlık bir işletmeye gerçekten de maliyeti yüksek. Ekip içinde diyorum yani şeyler içinde sponsor firmalar içinde yani birkaç tane de olabilir. Ha numunelik olsun. Ha numunelik yani. Hani geldiler de vermedi demesinler diye değil mi? Biz görelim en azından, komşular görsün. Tabii tabii kapıdan girdiğimizde görülecek gibi. Hayvanlar 200 tanesini. Evet. Vay be. Tam türlü bir soru oldu değil mi? Yaşlı hayvana işte yeni doğum yapana. Bizde ama kaç tane inek var ineklerin hepsini olsun en azından. Bak abay. Ya siz gönlünüzden ne koparsınız bizi şey yapmayalım. İyi size... polis kötü polis. Yani. Peki neyse buraya merak etme sizi dışarı alacağım. Eğer Melek Hanım ikna edebilirsem, Allah razı olsun. Tamam mı? Olur. Edemezsem iş şansın olacak ama söyleyeyim. İnşallah. Sadacığım, buzağların hepsi aynı yerde. Evet. O kadar kusur kadı kızında da olur diyeceğim ben de. Olur mu ya? Ama bu olmaması gereken bir şey. Şimdi gördüğüm kadarıyla buradaki 4 tanesi sütten kesilmemiş, 2 tanesi sütten kesilmiş. Hı hı. Ve daha yeni doğum yapacak da 2-3 tane hayvanımız var. Evet. Ki onlar da bunların arasına karışacaklar. Başka yerimiz yok. Doğru evet. mu? Evet. Şimdi burada en başta buzağları işletmemizin temeli. Burada bu hayvanların özellikle süt emdikleri dönemde, süt aldıkları dönemde birbirlerini yalamamaları, birbirlerini emmemeleri nedeniyle birbirlerinden ayrı, en azından aynı yaşta, aynı gruptaki hayvanların bir arada olmasını istiyoruz. Şimdi burada öyle bir durum yok. Bir birliktelik söz konusu. İkincisi, arka tarafta evet yemlikler var ama ben su göremiyorum. Nitekim hayvanlar da göremiyor ki habire kovayla oynuyorlar. Bir sağa atıyorlar, bir sola atıyorlar. İnek için, dana için ne kadar önemliyse su, buzağı için de o kadar önemli. Bu hayvanın işkembe gelişimini buzağa başlangıç yemi teşvik eder. Buzağa başlangıç yemini tüketmesini ise su teşvik eder. Suyla buzağı yemi birbirine kardeştir. Hayvan su içer, yem yer, yem yer, su içer. Ve şöyle bir hayvanın günlük ortalama ufakların 6 litre, büyüklerin 8-10 litre suya ihtiyacı var. Abi bir dakika. Ne yaptı bu? 6? 6 kere 8, 48. 50-60 litre. Bunu kim taşıyacak buraya? En fazla aldığı 15 litre. Zaten o 2 sabah akşam onu o kadar doldurabiliyor sadece. Ha, ya gücüne kadar yeterse. Yok, sen yorulmazsan. Yok. Hayır. Ya bunu dolduruyoruz, içiyorlar, tekrar dolduruyorum, bırakıyorum. Sonra bir geliyorum, bitmiş. Ama yani, o aradaki mesafede ikinci kez ne olduğunu gelmiyoruz. Yani. Hayır. Tabii. Onu söylüyorum şimdi. Evet, yani aynen sürekli öyle. Sürekli önlerinde yok. Su yok yani. Evet. Sabah akşam konuyor. Evet, aynen. Burada bir şey ortaya çıkıyor. Bunu madem geldi konuşalım yarın. Sanıyorum bizde buzağlar, hani vardır ya bekarlar, işte düveler, çocuklar. Ya ne olacak canım? İkinci planda. Süt vermiyor yani bunlar. Evet. Yozma. Sanki öyle bir his hissediyorum ya, öyle bir şeyim var. Buzağlar ya verelim, verdiğimiz kadar mı olsun? Öyle bir his var mı yoksa imkansızlık mı? Zaten bize yetiyor mu diye düşünüyor acaba? Böyle bir duygu var mı? Ya genelde biz ailece buzağa çok önem veririz yani gerçekten de. Sevinli. Ben hiç buzağı... Seversin ama su vermezsin diyorsun. Yok yani hiç ishal yapmadan ben buzağları büyütürüm birkaç seneden beri. Çok yani o şekilde çok daha önce buzağa kaybı yaşadım. Birkaç yıldan beri
çok şey yaparım. Ama yani yer yok şu anda. Şimdi bunları ne kışın yani? Ya ne yapayım yani? En azından onu bağlamıyorum. Boş geziyorlar en azından. Yani onu yapabiliyoruz. Onu da patrondan isteyelim, ahırım şahane yapsın. Aynen. Neyi? Buzağı yerini. Kimden yanasın kardeşim? Ben yetiştiriciden yanayım. Aynen. Öyle mi? Hüseyin abiden yanayım burada. Çiğdem abadan yanayım. Torpil. Torpil. Hüseyin abi de benden torpil. Evet. Peki. Bir bölgesi, bir bölümünü. Abla sen ne istemiştin? Bir tane altlık istedin. Bir tane mi? Hayır, altlık yani. Evet. Bir de buzaklara ya. Bunlara yer istiyorsun. Evet. Herhalde yani buzağı kulübesi falan istemiyor yani. Öyle mi? Yok yok. Kulübe istemiyorum. Hayır, sadece buzakların yeri yapılacak 3 bölüm var ya. Oraların. 3 bölüm mü? Ya işte ara yani bir yerde aslında da. Ama dişiyle erkeği bir yere karıştıramayız. 6 aylık yani. Olunca ne yapacağız onu? Diyor ki 3 aylıklar bir yerde, 6 aylıklar bir yerde. Bir de revir gibi. Evet. Bir de revir. Profesörler olacağız yani. 3 tane ya, en azından bir tanesini o tip şeylere. Bir şey söyleyeyim mi? Sen resmen abi hani diyorsun ya, ben işte gelsin görsün dedim diye. Evet, olmuşken tam olsun diyorum. Olmuşken tam olsun diyorsun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Oldum. Biz teşekkür ederiz. Geldiniz. Dışarı alalım. Sizi biraz. Melek Hanım'ı buraya alalım. Evet. Bakalım ne verebiliriz? Verebilir miyiz? Tartışalım. Olur mu? İnşallah. Hadi bakalım. Hadi. Siz dışarı, oldu. Melek Hanım buraya. Ve yanımızda kim var? Benden daha meşhur olan, benim yerimde gözü olan Melek İbiş var. Melek'im hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bir duygu? Meşhur olma? Çok klasik bir soru değil mi? Namı değer patron. Patron, meşhur. Patron olmak çok havalı. Değil mi? Tanınıyor olmak da çok eğlenceli. Ya bizim gerçekten şeyimiz çok iyiydi. Hani ben buraya son an girdim. Ve hiç haberleri yoktu. Çat kapı geldim evi sonra beni hani uzaktan gelirken arkadaşı sanıyormuş. Yanına yaklaşıp merhaba deyince kimsin dedi. Dedim ben demin hani gel dedin geldim. Ondan sonra bir durdum. Dedim ben kendimi tanıtayım. Ondan sonra bir söyledim. Böyle bir şey algılamadı, baktı. Dedim yanlış geldim galiba. Sonra bir daha söyledim. Bir daha söyleyince bir çığlık koptu. Baktım üstümde. Sonra Cem gördü bizi, diyor ki hayırdır. Cem, tanışıyoruz. Vaaay. Tanışmaz da ilginç. Evet. Peki. Melek'ciğim, siz burada yokken Çiğdem Hanım, daha çok Çiğdem Hanım, evet, daha doğru olur. Normalde aslında buzağlar için bir şey dedi ama beni tuttu kolundan ısrarla, çok uyanıklık yaptı kendince ve buraya getirdi ve burada aldı istedi. Evet, burada yanlış sanıyorum, yere çekim yapıyorsunuz. Burada sanıyorum iki şey istedi, değil mi? Birisi şu buzağlara yer istedi. Şurada galiba öyle bir yeri varmış herhalde. Bir de altlık istedi. Altlık aslında o kadar hani meşhur oldu diyeyim. Ya da usulen oldu artık. Hani her istiyor ama bu kadın ısrarla istediğine göre demek ki bir şey var. Evet. Ne yapabiliriz? Valla şimdi biz bunları bir bütçe dahilinde yürütüyoruz. Patron evet, ama bir patronun patronu da var. Yani o bütçeyi aşmamak için şu an tabii yani hani buzağlar için buzağlık diyoruz da dışarıda bir damdan bahsediyoruz aslında. Kocaman bir ağırdan bahsediyoruz değil yani, mi? Yani evet. Hani şu küçükler olarak bakmayın, büyüdükleri zaman konulacak bir alan oluşturacağız dışarıda. Tabii küçükler için de bir alan oluşturacağız. Ama şey burada da hani o bütçe de buraya yetmeyebilir yani. Çok o bana, yüzden... bana güvenmiyor mu diyorsun? Yani bu kısımda ama eller yukarı. Şöyle yapalım. Şimdi az önce Çiğdem Hanım burada bu sene, sadece bu sene 3 tane inekten bahsetti. 3 inek 20 milyar en az. En az 20 bin lira. 20 lira para demektir. Neredeyse yani oranın maliyeti kadar kadın buradan hayvan kaybetmiş. Yoksa oraya bırakıp buraya mı yapalım o zaman yani? Ya burada aslında hani yapılacak çok bir şey yok. Yani aralarına ayrıştırma şeyi bile, demiri bile atmışlar. Bak sen. Araya sadece hani saman koysa yeter diyorsun değil mi? Ya, hocam yok. Tam patron var ya. Bu tam patron ha. Senin hocan kim? İyi öğreniyoruz. Melek Hanım, ne verirsen eline o gelir senin de, unutma bak. Değil mi? Evet. Yani burayla ilgili bir şey söylemiyorum. Söyleyemiyorsun değil mi? Söyleyemiyorum.
Kısmet. Biz söz alamıyoruz yani buraya. Burası için şöyle diyelim, hani deminden beri işte şeyler, deyimler dönüyor ya, sabah kalkana melek gelir, şu olur bu olur. Buraya da melekler burayı versin da, diyorsun yani. Burayı da kısmetten öte köy olmaz diyoruz. Ve hep beraber sonuca bakıyoruz. O zaman ben buradan bir şey rica edeceğim Melek Hanım'dan. Dışarıda hayvanlar gördüm, çok güzel hayvanlar maşallah. Buradaki bu buzağların anaları. Yani bu ne demek? Yaklaşık bunlar ortalama 50-60 gündür sağılan hayvanlar. Bunların zaten 4 tane sütten kesilmemiş. 1 aylık, 40 günlük hayvanlar var. Biraz büyükleri var. Onlar neredeyse 80-90 günlüğe yakın ama bunların ortalaması, ki doğacaklar da var, hemen hemen ortalamaya vurduğumuz zaman sağılır 40 günün içinde. Bu ne demek? Bizim bir beslemeci olarak hayvana en önem verdiğimiz dönemin içindeler. Neden? O hayvanın çok hızlı bir şekilde süt verimi artarken yem tüketimleri yavaş yavaş arttığı için zayıflıyorlar. Nitekim zayıflamalarını da burada çıkalım bakalım. Hayvanlarda şu bir bir görebiliriz. Evet. Bir görse. Bunların analarında bir zayıflama söz konusu. Ama bu bakım eksikliğinden değil, hormonal sebeplerden. Yani besleme yanlışlığı yok burada. Hayvanın önüne döküleni yiyememesi yanlışlığı var. Allah Allah. Bu dönemde evet, bu dönem için iştah artırmışım biraz. Hayır, iştah arttırma işe olabilir, yapılacakların başında geliyor. Ama tabii yediği yem de önemli. Şöyle ki bu dönemde o hayvanın kuru maddeyi tüketemediği, yani önündeki yemi az tükettiği dönemde, çok süt verdiği dönemde zayıflamaması için özel geliştirilmiş bir yem var. Peki bunu orada konuşalım mı? Çünkü konuşalım. Her şeyi burada konuşmayalım. Şimdi yalnız senin sözünü alamadık değil mi? Attık yok yani. Burası soru işareti. Ben ama ilk 100 gün için olan yemin sözünü almak istiyorum burada. O, onunla sıkıntı yok. Düşünürüz ama, diyorsun. Tabii ki. Çünkü ben yem sözümü aldım. Benim için inek önemli. İneğin zayıflamaması önemli. Vallahi. İlk 100 günde o hayvana iyi bakacağız. Yüksek süt alacağız. Zayıflatmayacağız ve döl tutturacağız. Sen her zaman diyorsun ya hep atlık vereceğiz diye, ama ben gözüm hala atlıkla sana söyleyeyim sana. Yani. Neyse, Melek Hanım vermezse biz para katar alırız artık iki tane yatak. Ya ben... Abi o yaparsak var ya, bu şey olur, benzer bir durum oluşur, eşdeğer durum oluşur. Herkes bize bunu isterse o kadar paramız yok abi. Patron var ki bize silah düşmez. Estağfurullah. Buyurun. Peki, hadi şu yenekleri bir görelim bakalım. Evet, Seda Beyciğim. Bizi buraya sırada getirdin. Sanıyorum Melek'ten bir şeyler daha çarpmak istiyorsun galiba. Böyle anlaşılıyor. Kesinlikle. Ama kendim için değil. Hayvanlar için. Zaten kendim, her şey hayvanlar için zaten. Kendim için bir şey istemiyorum. Ne bakın oldu? Mesela şu hayvan. Bu negatif enerji dengesinde dediğimiz hayvan. Şu arkadaş. Kameralar çekebiliyorsa yakından. Ben buradan çok rahatlıkla hangi görüyorum. Hangi hayvan? Buradan bakıldığında git bir göster abi onu. Şu ben arkadaş. Göreyim. Şöyle tamam. Şimdi gel bakın, abi. Bakın detay için de uygun oldu. Bu açlık çukurluğu ne kadar içine çökmüş. Ne kadar hayvanın o 3 tane yüzer kaburgası gözüküyor. Tabi hayvana vücut kondisyonu en iyi arkadan ve yandan koyulur. Ben bu hayvanın arkadan da gezdim. Kuyruk çukurlukları iyice göçmüş. Yani hayvanda 1 gram deri altında yağ kalmamış. Bunların hepsi şu anda verdiği yüksek sütü karşılayabilmek için süte dönüşmüş. Yani her şey süt için? Süt için. Aynen öyle. Biz örnek veriyorum, bu hayvan 40 litre süt veriyor. Biz bu hayvanı 25, bilemediniz 30 litre süt sağabilecekmiş gibi besliyoruz. Ama geri kalan 10 kiloyu vücuttan yiyor. Bu dönemde onun o 10 kiloyu vücuttan yememesi için bu hayvanın örnek veriyorum 13-14 kilo yem yemesi lazım. Ama o yediği yem de öyle haybeye atılacak bir yem değil. Klasik bir yem değil yani. Klasik bir yem değil. Bu hayvana İşin yüksek, zor yani Melek. Yüksek enerjili, yüksek proteinli bir yeme ihtiyaç var. Çok kaliteli kaba yemlere ihtiyaç var. Ama işin ne kötüsü biliyor musunuz? Bu hayvan 13-14 kiloyu önüne döksek bile, o yemi bulsak bile tüketemeyecek. Neden? Hormonal sebeplerden dolayı. Daha iştahı loğusalıktan dolayı yeni yeni açılıyor. Uç noktaları, en son tüketeceği noktalara çıkmadı. Öneri ne? Ne istiyorsun Melek'te şimdi sen? Konsantre bir ürün. Yani ne demek? Aynı daha düşük hacimde, yani 13 kilo yerine 11 kilo vereceğiz ama aynı 13-14 kilo veriyormuşuz kadar enerji ve protein alacak. Bu şuna benziyor. Arı ürünler arasında içinde bütün vitaminlerini bulunduran tek ürün polen. Polen. Diyorsun ki tek başına poleni ver. Gerisini gitsin. Merak etme. Aynen öyle. Öyle konsantre bir ürün vereceğiz. 13 kilo yemesi, 14 kilo yemesi gereken hayvana 10 kilo vereceğiz. Ama ihtiyaç duyduğu bütün enerjiyi, proteini bu ilk 100 gün içinde özellikle oradan alacak. Birinci hedefimiz zayıflamayacak. Zayıflamayan hayvan 60. günde kızgınlığını gösterecek. Tohumlayacağız.
Allah izin verirse gebe kalacak. Tamam, bir şey demiyorum. O kadar rahat anlattı ki ben olsam bu yemi verirdin ya çoktan. Ya şimdi ben yine isim vermeyeceğiz ama hangi yemden bahsettiğini biliyorum. Aynen. Allah'tan iyi bir rasyon departmanımız ve iyi bir teknik destek departmanımız var ki böyle şeylere sonradan yani önden öngörebiliyoruz ve zaten onunla ilgili çalışmalarımız var. Olmuş oluyor. Aynen. O da sorun yok. Bir telefon kadar yakınımızda. Wow. Yarın isterse hemen. İlk 100 gün gemiyi gönderiyoruz o zaman buraya. Ben sözünü aldım. Serdar'cığım. Başka bir şey varsa bak hazır vermişken. Hazır işte ya. Yoksa daha sonra yok yani. Peki çok teşekkür ediyorum Meriç'im. Sağ olasın. Hayvanlar için her şey diyorsun. Aynen. Her şey hayvanlar için. Ülke hayvancılığı için. Evet, peki. Ülke hayvancılığı. Peki seyirciler. Bakalım. Çiğdem Hanım ne istedi? Biz ne söyledik? Melek Hanım ne verdi? Ve ne yapacak? Ben de bilmiyorum. Doğrusu merak ediyorum. Hadi hep beraber o güne kadar sabırlı olalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cem Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba Serdar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, eksik olmayın, teşekkür ederim. Bugün Malkara Ballı Köyü'nde Hüseyin abinin işletmesindeyiz. Evet. İşletmesinde şu anda Melek Hanım'la tadilatı yürütüyorlar. Hüseyin abinin hayvanlarını inceledik. Bir de onlara yem sipariş etmek istedik. Evet. Hayvanların büyük çoğunluğu ilk 100 günün içinde yeni buzağlamış. Hayvanlar pik verimine doğru gidiyorlar. Bir miktarda zayıflama var. Bu dönemde özellikle yedirebileceğimiz, hayvanları zayıflatmayacak, kızgınlık göstermesini sağlayacak, sütlerinin en üst noktaya çıkmasını sağlayacak, bir de hayvanlara zamanla döl tutturacak bir yeme ihtiyacımız var. Var mı böyle bir yemimiz? Böyle bir yemimiz var. Buna uygun Pro Doğuş yemimiz var. Tamam, çok güzel. Bu yemi önerebilirim size. Tamam, o zaman 10 çuval Pro Doğuş yemini Ballıköy'üne rica ediyoruz. Tamam, onu biz göndeririz. Üreticilerimize katkı olmak amacıyla bir kampanya başlattık. 10 çuval yem alana bir çuval da süt yemi bizden hediye. Oo, çok güzel. 11 çuval gönderebiliriz size. Adına. Tamam, biz teşekkür ediyoruz. Tamam, çok sağ olun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere, sağ olun. İyi günler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Murat Bey merhaba. Merhabalar. Buyurun. Nasılsınız? Çok şükür sizleri soralım. Sağ olun. Eksik olmayın. Şu anda arkadaşlarımız ahırım şahane çekimleri için Malkara Ballıköy'ündeler. Evet. Ahırımızın eksiklerini tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımız bir kısmını yapıyorlar. Sizden evet. De bir takım siparişlerimiz olacak. Buyurun. Süt sağım makinesi, evet. Hayvan yataklığı evet. Ve suluk ihtiyacımız var. Evet. Siparişlerimizi oluşturalım. Ekibimizle birlikte yerine ulaştıralım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Daha önce kaygan zeminden dolayı hayvanlarını kaybeden ailemizin bir diğer isteği altlıklardı. Ustalarımız altlıkları yerleştirmeye başladılar. Yine bir akşam üzerindeyiz. Tekirdağ'dayız. Malkara'dayız. Ballı köyündeyiz. Hüseyin ve Çiğdem Uruç bizi çok sıcak karşılamıştı. Şimdi bakalım aynı sıcaklığı Ahırım Şahane'nin eserinden sonra da yapacaklar mı? Doğrusu merak ediyorum ama ondan önce ne yaptık? Bir bakmakta fayda var. Hatırlayın, bu aile Ahırım Şahane'yi genç hayvanların rahat olacağı bir alan için aramışlardı. Ve arkamda gördüğünüz alanı da buna ait yapabilir miyiz diye düşünüyorlardı. Peki ne yapılmış? Sağ olsun Melek İbiş Başkanlığı'ndaki Ahırım Şahane ekibi arkamda gördüğünüz alanı üçe bölmüş. Bir tarafta danalar, bir tarafta buzağlar. Bir tarafta da dişiler olacak. Her birisinde de doğaldır ki sular var. Artık susuz bir ahır. Düşünemiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Bu vesileyle bizi izleyen kim varsa ahırını şahane yapmak istiyorsa ilk atacağı atım 24 saat o hayvanın önüne hayvanın ulaşacağı suyu koymak. Peki sadece bu kadar mı yapmışlar? Hayır. Yine gördüğünüz gibi önünde çok harika bir yemlik var. Yetmemiş, rüzgardan korumak için de bana göre
sağ tarafı kapatmışlar. Burası gerçekten de belediye değişmesinden çok harika bir şey olmuş. Ama Melek Hanım, daha doğrusu sponsor ve patronlarımız o kadar cömert ki bu aileye sürpriz üstüne sürpriz yapmışlar. Ne yapmışlar? Benim sol tarafımda yer alıyor. Büyükbaşların ya da ineklerin de içinde bir otomatik fırça koymuşlar ki her gezen ahırda, yani serbest ahırda daha doğrusu, böyle bir aletin bulunması zaten gerekiyor. Her ne kadar Serdar Sızmaz insanlara özellikle bağlılarda elle mutlaka onları kaşalayın demişse ki doğru söyledi. Şimdi eğer öyle yapamıyorsanız böyle yapacaksınız. Fakat daha ilginç bir şey var. Şimdi esas o sürprizi ben de merak ediyorum. Hatırlayın, Melek Hanım buraya yeterince biz malzeme verdik, yeterince çalışma yaptık demişti ve onu veremeyiz diye de eklemişti. Hatırlıyorum, Serdar Bey de buraya gerek yok demişti. Hadi bakalım, gerek var mıymış, yok muymuş, yapınca ne olurmuş, hep beraber o sürprizi görmeye gidiyoruz. Sevgili Melek Ebeş'in en büyük sürprizi, bu aile için konuşuyorum. Bu altlıklar, şöyle biraz kaldırayım, şu altını ben de merak etmiştim. Bunun altında güzel ayakları var, kaymaması için de iyi yapmış. Boya da kalın bu. Şimdi Serdar Sızmaz da Melek Ebeş, zaten abi bu ağır çok güzel. Yani şahane ağıra niye şey istiyorsun, bizi masrafa sokuyorsun demişlerdi altlık için. Ben de ama yani bu kadar güzel ağıra yakışır diye düşünmüştüm altlıklar. Pazarlık sonucu bu işin olmayacağını karar vermiştik. Aile de istemişti aslında. Çünkü onlar da ağrım şahane en çok altlıklara hasta olmuşlardı. Doğrusu ben yüz ifadesinden, Serdar Bey'in de ses tonundan bu işin kesin olmayacağını düşünmüştüm. Yani hiç beklemiyordum açıkçası. Çünkü çok iyi konuştular ve emindiler yani. Biz sadece az önce anlattığım o genç ağrı yapacaklardı. Ama içeri bir girdim. Valla ne yalan söyleyeyim. Zaten güzel olan ahırı tam da programa yakışır bir biçimde şahane yapmışlar. Tabii yetmedi. Melek Hanım kendi elleriyle bütün elektrik tesisatını o döşedi. Yani bizim Melek'te elektrikçilik, unuttum, orada duvarı sıva yapma, her şeyi kullanma becerisi. Çekiş mi istersin? Keser mi istersin? Ne bileyim, cevata mı çakmak istersin? Yok yok mübarek. Ha deyin ki bunun hepsini biliyor mu? Aslında çoğunu bilmiyor. Bilmiyor ama başka da kimse yapmayınca iş başa düştü diyor Melek Hanım ve bu işi yapıyor. Doğrusu da başarıyor. Allah ona zeval vermesin, nazar değdirmesin. Sürpriz yeter. Fırça sürprizi, altlık sürprizi. Şimdi bakalım, gerek genç ağrına, gerekse bu sürprizlere Rus ailesi ne diyecek? Çok cana yakın, çok konuşkan ve espritüel bir aile derdi, hatırlayın. Bakalım onları şimdi sevgili Doktor Serdar Sızmaz'la beraber gezeceğiz. Bakalım arzu ettikleri ahıra kavuştular mı? Şimdi sırada onları almak var. Evet, şimdi kapının arkasında Çiğdem ve Hüseyin Ruç var. Onlar gerçekten de çok hareketli, çok neşeli. Onlar asla Allah'tan bir zeval olmazsa yaşlanmayacak insanlar. Zaten Hüseyin'in de saçını görürseniz simsiyah olduğunu farkına varacaksınız. Şimdi onları o kapının arkasında alacağız. Ne yaptık? Hangi sürprizler var? Hep beraber göreceğiz. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce şöyle yürüyelim. Sağa sola bir bakın bakalım. Bir şey değişmiş mi, değişmemiş mi? Ağrım şahane yoksa hiçbir şey yapmadan burada sadece sizi kandırmış mı? Bir dakika daha dur bakalım. Daha şimdi o dersen bu iş bitmez. Tamam ama yani yok şu anda yoktu. O şey olan kısım tamamen yoktu.
Burada ağaçlar, dallar, tabii tabii bu karayla olan karşı olan yer tamamen kapanmış. Ben şu, şu mikrofonu vereyim. Hanıma ver onu. Bölgüler falan yoktu, gemlikler yoktu, suluklar yoktu. Devam edelim, devam. Şu içeri bir girelim bakalım, siz yakından görelim, gel. Evet, başka ne yoktu Selim Hanım? Bölge. Ya hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey, bomboş bir yani, yerdi, evet. Yerdi, sadece beton ve yemlikler yoktu. Işıklar yoktu. Işıklar evet, yoktu. Elektrik şeyi ama olmuş. Ama yemlikler süper olmuş. Suluklar olmuş. Evet. Valla şu anda içime sinmeyen herhangi bir şey yok. Yani şimdi iş bunun içini doldurmaya kaldı. Yani yaptığımız yer en az 15 tane buzağı koyacak kadar bir yer. Bizde 6 tane var. Şimdi biraz dişimizi sıkıp yani hayvan sayısını çoğaltmamız lazım. Ya bu yeni yaptığımız yerde zaten onları hayal ediyordum ben. Ama gerçekleştiremeyecektik tabii. Yani şimdiki imkanlarla gerçekleştiremeyecektik ama bilmiyorum çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Vallahi ya ben bu durumda buraya yani hayvan kapatmaya kıyamıyorum yani burasını. Aynen. Ancak kendi yetersiz buraya şimdi. Ya daha yok, yapmayız da. Ama gerçekten de çok mükemmel olmuş yani. Evet. Masayı umduğumuzdan evet buraya masayı kurup yani çok rahat misafirleri ağırlayabiliriz. Bak sıva da var. Burası daha önce sıvalı mıydı burası? Hayır sıva da yoktu. Boyaları yoktu. İşte orası tamamen kapanmış. Evet kapı yok falan hiçbir şey yoktu. Orası suluklar yoktu. Şu bölgeler üçe evet, bölünmüş. Aynen. Bölgeler yoktu. Aynen. Peki şimdi bu bölgeler senin için anlamlı mıydı? Tam avretin gibi oldu mu? Tamamen anlamlı çünkü hayvancılığı büyütmeyi ve buzağı alıp yani farklı ırklarda buzağı alıp farklı yerlere koyup yani onların performansını görmeyi hayal ediyordum. Üç bölüm o zaman birisi. Üç bölüm. Evet birine dişi. Holstein, dişi değil. Birine Holstein erkek olarak besicilik düşünüyorsam birine Holstein, birine Simmental, birine de farklı bir ırk Angus olabilir. İşte Mont Baylor olabilir. O tip bir ırk koyup yani beşer tane en azından. Yani ben şimdi o ağırda bulunan o karanlıkta buzağları kurtaramayacak mıyız yani şimdi? Ya onları bir, şu anda bir bölgede onları kurtaracağız. Yani 6 tane var. Şu anda bir tanesi oraya çok çok rahat yeter. Hoş geldiniz. Merhaba Serdar Bey hoş geldiniz. Bak karşında bir sürü senin besi danaların var. Onlar orada mı kalacaklar yani? Ya besi danaları şu vaziyette bıçağı yani onlar zaten sonu geldi. Sonu geldi. Fakat yani içerideki buzağları en azından kurtarmış olacağız. Yani burası en faydalı onlar için oldu. Aynen. Yani onlar için mükemmel oldu. Evet şimdi bu ortama bir daha baktığımız zaman anladığım kadarıyla ahırım şahaneyi arama gerekçeniz şahane. Evet. Finish değil mi? Evet. Evet sorun yok evet, değil mi burada? Yok yok yok. Doğru iş yaptık mı? Mükemmel bir iş yaptınız. Yani bütün ekibi, baştan sona bütün ekibi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten de bizim umduğumuzdan daha güzel, beklediğimizden daha güzel olmuş. Yani bazı şeyleri gerçekten de hayal ediyorduk, bekliyorduk işte olur bölünür falan diye ama yani bu kadar beklemiyorduk. Yani sulukları, yani olması gereken ne varsa olmuş yani. Bundan daha yapılabilecek başka bir daha şey yok zaten. Bir şey olamaz. Evet. Evet. Bir hayvandan anlayan göz olunca diyorsun. Evet. Eksiksiz. Hayvan için tabii eksiksiz. Evet. Hayvan için. Her şey yaptı. Her şey yapılmış. Şimdi biz daha önce konuştuğumuzda sadece siz burayı istemiştiniz. Evet. Ekstra bir şeyler. İstememiştik. İstemiştiniz ama vermemiştik. Evet. Aynen öyle. Sen. Ben istemiştim. Ha, sen ne istemiştin? Tabanlık istemiştim. Biraz yakın tut mikrofonu. Neyse tabanlık işi biraz zor. Çizim abla. O biraz sahiden çok sıkıntılı bir iş ama Melek Hanım sürprizi sever. Ben şurada bir tane şey gördüm. Onu biz konuşmadık değil mi? Hatırlamıyorum ben öyle bir şeyi. Fırçayı konuşmamıştık. Evet. Size o da sürpriz. Eşantiyon mu geldi? Evet. O tamamen Melek Hanım'ın sürprizi. Tamamen sürpriz oldu. Vallahi kimin gerçekten sürpriz olduğunu bilmiyorum ama yani. Yani sponsor firma herhalde şey yaptı. Tulsan marka. Zaten böyle bir şey almayı düşünüyordum yani. Öyle mi? Evet. Hanımla da konuşmuştuk. Yani bu yıl olması önümüzdeki yıl mutlaka almayı düşündüğüm bir araç gereçti yani. Onu mutlaka almayı düşünüyordum.
Ya baştan korktular ama şimdi nasıl geliyorlar böyle, biri gidiyor biri geliyor. Biri aslında daha şey dönmeye başlamadı ama çok şey yani, ne bileyim, güzel. Ama eşim ne zamandan beri sayıklıyordu böyle, alalım falan diye. Ben de bir şeyde görmüştüm. Gitmiştik fuara, fuarda görmüştüm. Fırçayı hiç beklemiyordum. O hiç yoktu hesapta yani. Hiç şey oldu benim için, sürpriz oldu. Hatta hanıma bile söyledim, dedim ya bu işler bittikten sonra bir tane fırça alalım dedim. Yani bu işletmeye bir tane fırça lazım. Şey oldum görünce, sürpriz oldu benim için. İyi olacak hastanın ayağına. Evet, doktor. Melek geldi. Evet, melek geldi. Peki hayvanlar, gerçi şu anda yok ama herhalde ben görmedim tabii o zaman. Yok, şu anda bir tane şey yapıyordu. Şu değil anda mi? Evet. Hemen alışıyordu. Şimdi hemen alıştı. Evet. Genç hayvanlar çok daha çabuk alıştı. Merakları da biraz daha. Evet. Fazla. Evet. İlk etapta biraz ürküyorlar falan. Bak şu anda yine şey yapıyorlar. Oynuyorlar. Evet. Seda Bey, ben bir şey demiyorum. Sen bir şey diyor musun? Ben de diyemiyorum. Her şey şahane. Öyle mi? Gerçekten. Ben buranın bu kadar güzel dizayn edilebileceğini inanın bilmiyordum. Melek Hanım güzel ustalar buluyor demek ki. Vallahi burayı ev gibi olmuş. Sen kapatsak burası ev olur yani. Hem bölmelerin içindeki suluklar hem de gemlikler çok hoşuma gitti. Genç hayvanlar için çok ideal bir yer. Hayvanlar buradan karşı atlamaz değil mi? Hayır. Yukarıda bir tane şey, ben biraz şeytan avukatını yapayım. Yukarıda bir tane demir gerekir mi üstüne? Bence gerekir. Yani şu anda biz buraya en fazla 6-7 aylık, 8 aylık hayvanları evet düşünüyoruz. Onlar da mümkün değil yani atlaması. Yani karşıda bir şey olsaydı atlayabilirdi de şimdi karşıda gidecek bir yer olmayınca. Evet. Zaten şey önüne gelecek. Evet. Önüne gelecek. Tabii. İlginç bir şey var. Eğer bir şey tam yapılınca kimse bir şey söylemiyor. Eksik bir şey bulunamıyor değil mi? Evet. Her şey tam diyorsun değil mi? Evet. Peki. Şimdi benim için esas büyük sürpriz var. Benim için çok büyük. Siz bilmiyorum ama benim için büyük bir sürpriz var burada. Ben sizden önce gezdim. Sizi kapıda dışarıda bulunurken bir gördüm. Ben çok konuşmuştum ya, hadi buraya bunu yapalım falan. Bak Çiğdem Hanım bize bir sürü ikramda bulundu. Bir sürü güle yüz gösterdi. Bir şey yapalım demiştim. Hem Serdar Bey hem Melek Hanım demişti. Bütçemiz ancak buraya yeter demişti. Bakalım ne yapmışız. Gidelim mi? Gidelim. İyi ahara. Şahane ahara gidelim. Evet, gidelim. Buyurun hadi. Buyurun. Önce sizi görelim. Buyurun bakalım. Sen. Ooo, yataklarımız gelmiş. Aynen. Şöyle yürüyelim biraz ileri doğru. Ya tam hayal ettiğimiz gibi olmuş yani. Siz mi hayal ediyor muydunuz yoksa alacak mıydınız? Ya almayı düşünüyorduk. Fiyat araştırması da yaptık ama yani ya hepsini birden alamazdık. Yani böyle bir kararlaştırmıştık hanımla her sene bir iki tane. Sizin üzerine alabilir miyim? Altın üzerine alayım sizi. Bırak ayaklarınız rahat etsin diye. Aynen. Evet. Şimdi valla burada en çok bu işi sen mi istemiştin? Evet. İneklerimiz çünkü kalkamıyordu. Ayakları yara oldu. Kimsinin çatıları açıldı. O yüzden yani ben hep eşime de söylüyordum zaten alalım diye. Tavanlıkları hiç yoktu hesapta. Yani bize sürpriz oldu. Mesela şimdi altlıktan haberleri bilmiyordu. Nasıl şey falan diye soruyordular. Ya ben de görmedim ama televizyonda izliyorum. Ağırımşehane'de izliyorum diyorum. Koyuyorlar böyle tavanlık diyorum işte altlık diyorum. Aa o ne şeymiş falan diyorlar. Şimdi gelecekler görecekler altlıkları. Çok merak ediyorlar altlıkları. Nasıl? Ya gerçekten bura köyde mesela hiç kimse de yoktur şu an. Zaman kazanmaları mutlu etti. Şu bakımdan şimdi bütün hayvanlar birleşik olunca belli olmuyor. Bir hayvan yemiyor yemini. Onunla hep ilgilenmek gerekiyor. Biz geliyoruz, biz de yardım ediyoruz. Sonuçta ne kadar uzarsa vakit bütün işlerimiz de o kadar gecikiyor. Tabii güzel oldu. İneklerin mutluluğu bize. Bizim mutluluğumuz hepimize. Kısmet. Alalım diyordun yani. Evet. Evet yani alamadın. Geçen yıldan beri. Hanımefendi dedin yapmadın. Vallahi bir fiyat araştırması yaptım. Rakamlar bayağı bir yüksek geldi. Ondan öncelikli ihtiyaçlarımız vardı. Yani bunu sona attık.
Ve bir de bizim buralarda bu tip şeyler yani göre görenektir. Hiç kimse de yok. Ben hiç görmedim yani. Hiç kimse de bu bölgede hiç görmedim. Alırsan komşular, ya Hüseyin çok param mı var kardeş? Mı diyeceklerdi sana? Evet. Ona mı yani? Yani hayvanların altına da yatak sermişin. Evet. Çok bonkörsün he. Yani... Ama sağlıklı bence. Yani kalkamıyor. Hayır çünkü. Ben tepki almak istiyorum. Saydam size tepki gösterdiler veya dalgasını geçer miydi köylüler? Valla bazıları diyebilirdi yani ya ne para mı buldun, gömü mü buldun bu hayvanların altına da hepsine yatak sermişin diye bir tepki olurdu arkadaşlardan. Mutlaka olurdu yani öyle bir şey. Valla bütün arkadaşlar şey yaptı, çok merak etti nasıl katıldığımı. Aşırı bir şey oldu, ilgi oldu. Yani kahveye falan çıktığımda bütün herkes gelip görmek istiyor. Ben de tam hepsi bitmeden göstermek istemedim. Dedim hepsi bitsin. İşte maliyet fiyatlarını soruyorlar. İşte hepsini onlar mı yapıyor? Bazıları inanmıyor. Ya diyor işte proje varmış. Aslında devlet yapıyormuş bunu. 6 yıl ödemeli, öyle mi? Herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Yani ben de daha hiç kimseye gelip göstermedim. Dedim hepsi bitsin ondan sonra tamamını görsünler istedim. Yani o yüzden kimse daha gelip görmedi. Şimdi ama... Hanım, sen yatakları nerede gördün? Evet, ilk defa gördüm. Hayır, televizyonda görmüştüm daha eskiden. Ama mantıklı olarak dedin ki bu evet. Bizim hayvanlara uyar demiştin evet, değil mi? Evet, evet. Baskı yapıyordun alttan evet, alttan. Evet, Melek Hanım da istemiştim hatta. O da olmaz falan dedi ama yapmış sağ olsun. Teşekkür ederiz. Evet, programın en büyük sürprizi bu. Evet, aynen öyle. Bunlar yoktu böyle. Çünkü planda. Evet, istemiştim de yoktu. Sağ evet, olun. Şimdi güzel oldu mu? Çok güzel olmuş. İnşallah hayvanlarımız artık bundan sonra kalkarlar. Seda Bey, hatırlarsan sen de burası çok güzel. Azıcık samanla burayı yırtarız demiştin. Ama sağ olsun bonkör. Patron. Patron. Melek patron. Bonkörlüğünü göstermiş. Ben şimdi Hüseyin abinin söylediği bir lafa takıldım. Heh. Ve ne zamandır sizinle aradığımız sorunun cevabını buldum. Heh. Onu düşünüyordum. Hı. Dediniz ya, yok muydu senin planında, almayacak mıydım? Birinci önceliği alamadım dedi. Düşünüyordum ama dedi, önüne başka ihtiyaçlar geçti dedi. Hani biz de size soruyoruz aslında bu kadar önemli bir şey. Niye kimse alamıyor? Alamadığından değil. Önüne başka bir şey geçiyor. Öncelik olmadığı için. Öncelik olmadığı için. Evet. Aynen öyle. Biz belki bundan sonra şu bilinci getirebiliriz. Bunun sağlayacağı faydayla öncelikli kısma doğru kaydırabiliriz yataklığı. Hmm. Belki 5. sıradan 2. sıralara yükselir. Allah açık konuşayım. Besleme tabi ayrı bir konu ama bir ağrıda şahsi kanaatim. 1. Su. 2. Altlık. Ya da havalandırma. 3. Altlık. Ya da tam tersi. Hangisi olsa bir iki değişebilir ama bu üçü olup da olan insanların bana göre rahat bir ortam sağlayacağını düşünüyorum. Ben yataklık ikinci sırayı hak ediyor diye düşünüyorum. Sudan sonraki yeri yataklık hak ediyor. Allah Allah. Evet. Havalandırma. Daha yeni gündeme geldi kardeşim. Daha yani havalandırma bize... üçüncü sırada olsun. Önemli değil. Bugün Facebook'ta sağ olsun Melibiş bir hayli yoğun paylaşıyor bu çekimleri. Bir tane izleyicimiz ya da arkadaşım diyeyim Facebook olduğu için tahtadan şey yapmış. Suluk yapmış. Hayvanlara. Altına da yazmış. Demiş ki Mehmet abi ben demiş hayvanlarıma böyle bir malzeme koyamadım. Ama demiş ahşaptan bir suluk yaptım. Hayvan demiş o suyu içince tam dedi 5 kilo sürt artırımında bulundu dedi. Yazmış bende var gösterebilirim. Ama diyor bazen diyor ahşap ya bu. Herhalde etrafındaki böyle tam bunun gibi sağlam değil. Deliklerden kaçırıyor. O zaman diyor ağrım diyor tamamen su doluyor dedi. Ama ben o kısmında değilim. O nihayetinde halledilir ama ben 5 kilo kısmına takıldım. Yani siz de İsmet hocam da hep böyle belki de mütevazı olsun diye acaba ne olur diye 2 kilo en fazla. Hani 1 kiloyu diyorsun da 2 kilo diyorsun ama 5 kilo lafını duymaya başladım ama benim de kafam biraz hani basmadı tabii. Ama seyirci bana yalan söylememesi lazım. Yani adam fes atıyorsa bana ona para vermiş değilim. Bana da para vermiş değil. Böyle söyledi. Yani belli ki su, altlık ve hava hiçbir şey değişmese, bütün rasyonlar aynı kalsa, 3 birinden, 2 birinden, 1 birinden olsa tam 5 litre
Süt arttırıcı. En az süt arttırıcı. Doğru. Doğru muyum? Doğru. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Sen katılıyor musun sen? Katılıyorum. Çünkü aynı 18 yıl oldu biz bu işletmeyi yapalı. 98 yılında su o zaman taktırmıştık taslara, sulukları. O zaman fark ettik yani müthiş bir şey oldu. Ama günlük su tüketimi 1 tondu Serdar Bey o zaman. Kaç tane hayvan için? Yaklaşık 13-14 tane vardı yani hayvanların tamamı için. Ortalama 80 litre. Su yani biz o zaman şaşırdık. Aylık bize işte 30-40 ton su parası geliyor ve bunu şebekeden basıyoruz. Of. O zaman dedik ya bir maliyet hesabı yapalım. Ne oluyor bu kadar? Hayvanları bir evet daha yani karlı mıyız, zararlı mıyız? Bu kadar su içiyorlar. Evet. Süt ne kadar artışı yapıyor? Yani 5 kilo demeyeyim ama 3 kilo, 3,5 kilo çok rahat fark etti. Buyurun. Yani 3,5 kilo. Peki o fark etti. Peki suyla kıyaslayınca ne kadar karınız oldu? Su bizim burada çok cüzi fiyatları. Ha. Yani o kadar çok süt şey daha değil. O da evet evet. Kurtardınız yani. Evet. Hmm. Yani o zaman fark etmiştik daha çok aşırı hayvanlar o kadar su şey ama 24 saat önünde duruyordu. O zaman hayvanları da dışarı salmıyorduk. Hayvanlar 24 saat burada bağlı ve düşünün ki günde 2 defa sulanan, su içen hayvanı. Melek Hanım burada mı arkadaşlar? Burada abi. Burada. Melek Hanım sizi şöyle Çiğdem Hanım yanına alabilir miyim? Mikrofonunuz sizin yok değil mi? O mikrofonu kullanın size zahmet. Alın, daha rahat konuşursunuz. Biraz yukarı kaldırın lütfen. Tecrübeli bir isim gibi. Önce tebrik ediyorum. Ama yaptığın için değil. Resmen beni bile ikna ettin ve inandırdın yani. Ben senin kesinlikle altlığı vereceğine inanmamıştım. Hanımefendi istemişti değil mi hanımefendi? Evet. Çok mu istemiştin? Herhalde evet. Allah seni çok seviyordu. Evet, rica ettim defalarca. Defalarca? Evet. Gündeme getirdim yani. Hep söyledim bile. O da veremeyiz ancak buzak yerini yapacağız dedi. Ver sağ sen olsun. Sen sahiden o sana ikna ettiği için mi verdin yoksa vardı da bize mi numara sürpriz çektin? Sürpriz olsun diye. Yok mi? Ya şimdi her şeyi konuşuyoruz da azıcık da hani sürprizler kalsın dedik. Sonuçta burası işte kendileri de bahsetti. Hayvan altı olarak ihtiyaç noktası oluştu. Sonradan hani Serdar Bey ile geldik yerleri inceledik. İşte baktık tekrar hani evet yer görünüşte güzel gözüküyor ama ıslandığı zaman ciddi bir kayıp kayganlık oluşturuyor. Biz de o sebeple dedik hani buraya gerçekten ihtiyaç noktasında bu bizim işimizi. Ama ben de böyle sakladınız yani bu işi. Evet. Yani. Sürpriz. Vallahi sürpriz ama. Bu işin Çiğdem ablanın yaptığı poğaçalarla ilgisi yok değil mi? Yok canım. Yok. Peki fırça? Fırça o herkese sürpriz. Değil mi? Evet. Sana da mı sürpriz? Yok ya, yok benim bilgim vardı konuyla ilgili de. Sizin hiç bilginiz yoktu. Onunla ilgili de bir şey bahsetmek istemedim. Hmm. Çünkü dışarıdan hayvanlar görüldüğü üzere serbest dolaşıyorlar. Hmm. Yattıkları yerin bir kısmı evet beton ama diğer kısmı şey değil. Çamur. Oraya yattıkları zaman üzerlerinde bir miktar çamur birikiyor ve de hani şimdi yaz geliyor önümüz yaz bildiğiniz üzere. Güneş de vuracak ona. Tabii sinekler güneşin etkisiyle hayvanlar huzursuz olacak, rahat yatamayacaklar. Yazın hani burayı çok fazla kullanamayacaklar, sağım için kullanacaklar. O yüzden de hani onlar için de öyle bir güzellik. Şimdi buradan şeye söylüyorum montajcıya, Melek İbiş altına şunu yazacak. Melek İbiş altına hayvan dostu. Değil mi? İnsan hem hayvan. Böyle mi? Biz çok sevdik bilmiyorum. Bir dakika şimdi. Sanki Serdar Bey'in dediğini haklı çıkartacak gibisiniz yani. He? Pekala. Umarım programın ilerleyen bölümlerinde yeni sürprizler görürüz Melek Hanım. İnşallah. Hani demin de siz de söylediniz ya yetiştiriciler işte hep aynı şeyi veriyorsunuz. İlerleyen dönemlerde sürprizlerim var. Ciddi misin? Evet. Yalnız seni tebrik ediyorum yani benden bile saklayabildiğine göre. Hatta beni bile programı kamerada karşısında sakladın. Ve saklarken de böyle ben anlarım aslında biraz şeyden. Jeste mimikten biraz anladım ama o gün. Ha dedim herhalde dedim artık burada bütçe yok dedim yani. Yataklık yok. Öyle yok dedim. Hatta o yüzden de hiç böyle gereken
karşıyı verip gidecektim. Hayır, merak ettim. Gireyim deyince bir baktım. Zaten gerçekten sürpriz oldu. Peki Çiğdem Hanım, son söz. Ne diyebilirim ki? Her şey harika. Ekip harika. Ağırım şahane harika. Her şey harika. Yakup, sizi seviyoruz. Hepiniz harikasınız. Bir dakika, Kenan, ne oldu? Hayır, Yakup. Dur. Bütün kadro. Sanki aranızda bir... Ya, özel... bir haftadır birbirimize o kadar çok alıştık ki bilmiyorum ya. Tamam, bırakayım size. Benim sesimi tanıdın diyor. Nasıl unutacaklar? O yüzden Melek Hanım yani. Hepsi gerçekten. Onlarla tanışmak bile çok güzeldi benim için. Ulan, yani bir hafta çok güzel geçti. Ne diyeyim? Sökelim bunlara, gidelim biz abi. Alın, ne olsun. Ben bu kadar yeter benim için. Gerçekten. Yani hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum yani. Her şeyi harika yaptılar. Kendileri de çok harika. Şahane. Yakup beni arada güldürüp kızdırsa da idare eder. Güldürmeyi anlıyorum da niye kızdırdı ona? Çok mu yemek istedi yoksa? Yok, yemek istemedi. Başka şeyler, kamerayla falan çekmek istiyor. O yüzden yani yoksa... Biraz gazetecidir o. Gazeteci yani o kadar olunca... olacak tabii canım. He? O kadar olacak. Hüseyin Bey? Valla hanımın bütün görüşlerine katılıyorum ben de. Başka şansı yok zaten senin. Evet, gerçekten. Bu program inşallah yani... Örnek olur, birçok kişiye örnek olur. Hala bizim köyümüzde bile 365 gün ahırda kapalı hayvancılık yapanlar var. Birçoğu öyle yani. Su yok önlerinde. Sabah akşam suya götürüp getiriyorlar. Köyün içinde bir tane çeşme var. Bütün herkes orada suluyor. Yalakları artık şey yapmış, kirlenmiş, hayvanlar mecbur kalıyor yani o suyu içmeye. Yani inşallah örnek olur. Herkes suluğunu... Hadi attık, Serdar Bey'in dediği gibi ikinci, üçüncü plan atalım ama en azından önünde her hayvanın su olmasını diliyorum yani. Kenan oradan, Yakup buradan. İstanbul'dan da İsmail Sefer. Diyor ki abi, çok uzattın diyor. Kes diyorlar. Sansür diye bir kavram var ya hocam. Aha, sana sansür işte. Biri oradan. Her taraf sansür oldu. Bana kalsa ben bu konuyu sabah da konuşurum. Ama ne yapalım? Programın da bir süresi var. Bizim de bütçemiz kısıtlı. Bir Melek Hanım yok bizde yani. Hani olsa böyle sürpriz yapacak. Yok öyle bir şansın. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. Elinize sağlık. Allah hayırlı bereketli günler, ömürler versin. Amin. Sadece bize değil, tüm Türkiye üreticilerine Allah bereket versin yani. Bol kazanç. Ülke olarak hepimiz kazanmalıyız ki ülkenin refahı için. Sadece ben kazanmışım, işte o kazanmış, bu kazanmış. Hiç önemi yok. Bütün hepimiz kazanmalıyız. Melek gibi iş. Çiğdem Rüş, Hüseyin Rüş, Seda Sızmaz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizinle tanışmak büyük bir zevkti. Bizim için Allah yolumuzu açık etsin. Amin, amin. Cümlemizin. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi ben taktım altta ama ne yapayım? Kendimi hayvan yerine koyunca üç şey istiyorum. Su, altlık, hava. Yemi de Melek de Serdar verdi. Ben de süt verdim. Görüşürüz.